Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Hollandaca diyalog cümleleri nelerdir onu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Nederlands leren. İlk cümlemiz Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ben onu bilmiyorum. Ik weet het niet. Ben onu bilmiyorum. Bir sonraki cümlemiz ya da diyalog kalıbımız Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Ben onu anlamıyorum. Ich begreife es nicht. Değerli arkadaşlar, konuşmak için öncelikle nasıl soru sorulacağını bilmemiz gerekiyor. Bir soru kalıbına birlikte bakalım. What betekent that word? What betekent that word? Bir diğer cümlemiz. What bedoel je? What bedoel je? Ne demek istiyorsun? Cümlelere devam edelim. Wat zeg je? Wat zeg je? Sen ne diyorsun? Sen ne dersin? Ya da sen ne diyorsun? Wat zeg je? Soru kalıplarıyla oluşturacağımız diyaloglarda alacağımız cevabı da anlamamız önemli. Kan je dat herhalen? Kan je dat herhalen? Bunu tekrar edebilir misin? Değerli arkadaşlar, genellikle soru cümlelerinde können, mochen ya da willen yardımcı modül fiillerinin olduğunu görüyoruz. Will you that herhalen? Will you that herhalen? Bunu tekrar etmek ister misin? Ya da kann je iets langsamer spreken? Kann je iets langsamer spreken? Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Ya da konuşabilir misin? Yani bir şeyleri biraz daha yavaş konuşabilir misin diyebiliriz. Will you eat langsamer spreken da diyebiliriz arkadaşlar. İster misin kalıbına dönüşüyor. Biraz daha yavaş konuşmak ister misiniz? Nederlands leren yani Hollandaca öğreniyorum ya da Hollandaca öğrenmek. Kan je dat opschrijven? Arkadaşlar schrijven yazmak, opschrijven ise bir şeyin üzerine yazmak. Kan je dat opschrijven? Ya da will je dat opschrijven? Bunu yazmak ister misin ya da onu yazmak ister misin? Bir de arkadaşlar yazılan bir şeyi hecelemek vardır. Genelde Hollandaca öğrenirken karşı taraf sizden bunu isteyebilir. Onun için size şunu diyor. Kan je dat spelen? Kan je dat spelen? Spelen değil arkadaşlar. Spelen oyun oynamak bu arada. Bunu heceleyebilir misin? Kan je dat spelen? Ya da will je dat spelen? Bunu hecelemek ister misin? Değerli dostlar, cümlelerimiz devam ediyor. Bir başka soru kalıbı olan Huzahye ya kelimemizi koyup ya da dat diyebiliriz. Huzahye dat in het Nederlands. Hollandaca o nasıl denir? Ya da örneğin mesela Huzahye kam in het Nederlands. Yani Hollandaca kam nasıl denir diyebilirsiniz. Ya da huzahye dat in het Nederlands. Velementje on nasıl denir? Şimdi de sıradan cümle kalıplarına bakalım. Ik spreek nog niet zo goed Nederlands. Hollandaca henüz çok iyi konuşamıyorum. Hoe heet zo'n ding in het Nederlands? Bu şeyin Hollandaca adı nedir? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Onu anlamıyorum. Değerli arkadaşlar, snap anlamak, idrak etmek ya da kapmak. Yani onu kapmıyorum, kapamadım. Onu anlamıyorum. Ya da ik snap het. Onu anladım, onu anlıyorum. Okey, anladım der gibi. Ik snap het. Onu anlıyorum. Değerli arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum kanalı olarak sizlere diyalog cümlelerini sunuyorum. Devam ediyoruz. Ik weet het niet dedik. Onu bilmiyorum. Ik weet het niet. Onu bilmiyorum. Weet ik het niet diyebilirsiniz arkadaşlar. Weet ik het niet. Bilmem ben onu. Bilmem ki onu. Der gibi arkadaşlar. Weet ik het niet. Burada özneler yer değiştirmiş.
Ik weet het niet meer. Daha fazlasını bilmiyorum. Ya da ben bilmiyorum daha fazlasını. Sevgili dostlar, bir başka cümle kalıbımız ise het is duidelijk. Bu açık veya net, yani bu açık, bu gayet açık, bu bayağı açık. Hoe heet je de diyebilirsiniz. Adınız ne? Bu bir kalıptır arkadaşlar. Hoe is het? Hoe heet je, sen kimsin? Hoe is het? Nasılsın demek arkadaşlar. Nasıl? Hoe is het? Yani sendeki o mevcut durum nasıl? Wie ben je? Kimsin sen? Ya da sen kimsin? Değerli dostlar, what's your afkomst demek? Afkomst geldiğin yer, kökenin anlamına gelir. Yani what's your afkomst? Kökenin nedir? Waar kom je vandaan ise arkadaşlar, sen nereden geldin? Yani nerelisin? Kalıp cümleler aslında gramatik olarak kökenine indiğimizde mana olarak bir bütünlük sağladığını görüyoruz. Bir de arkadaşlar, ik zou graag Nederlands leren. Hollandaca öğrenmek isterim. Hollandaca öğrenmek istiyorum. Ik wil graag Nederlands leren. Hollandaca öğrenmek istiyorum. Ik wil Nederlands leren. Ik wil Nederlands leren. De aynı zamanda Hollandaca öğrenmek istiyorum anlamını verir dostlar. Waar kan ik meer leren? Değerli arkadaşlar, waar kan ik meer leren? Daha fazlasını nereden öğrenebilirim? Ya da hoe kan ik meer leren? Daha fazlasını nasıl öğrenebilirim demektir. Hoe kan ik meer leren dedik. Daha fazlasını nasıl öğrenebilirim? Nederland is het land van mijn dromen. Nederland is het land van mijn dromen. Hollanda hayallerimin ülkesidir. Bu da bir cümle kalıbı arkadaşlar. Deze baan is erg belangrijk voor mij. Deze baan is erg belangrijk voor mij. Bu iş benim için gerçekten çok önemlidir. Cümle kalıplarımız bu şekilde devam ediyor. Hij loopt beter dan ik. Beter dan mij demedik arkadaşlar. Bu da bir ayrı özelliktir Hollandaca dilinde. O benden daha iyi yürüyor. Hij loopt beter dan ik. Ik wil koffie. Basit bir istek cümlesi. Ik wil koffie. Kahve istiyorum. Ya da diğer örneğe bakalım. Aynı manaya gelen ik wil graag koffie. Ik wil graag koffie. Kahve rica ediyorum. Aynı şekilde daha nazik bir şekilde isteme eylemidir bu. Ik wil graag koffie. Kahve rica ediyorum. Veyahut daha da nazikçesi ik zou graag koffie. Kahve rica etsem, kahve rica etseydim. Yani Türkçe olarak kahve rica ediyorum, kahve istiyorum. Değerli arkadaşlar, Nederlands leren ya da diğer adıyla Hollandaca öğreniyorum kanalındaki diyaloglarımız devam ediyor. Ik wil geen fruit. Meyve istemiyorum. Ik zou niet naar Chorum willen verhuizen. Çorum girmiş araya, hayret. Çorum'a taşınmak istemezdim. Yani Çorumlu arkadaşlardan like bekliyorum bu cümle için. Bütün dünyaya Çorum'u tanıtmış olduk. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Sana ihtiyacım var.
Evet arkadaşlar, ik heb jou abonneren en gelijken. Değerli arkadaşlar, kanalıma abone olup bir like bırakarak destek sağlamış olursunuz. Ik weet het niet de diyorsanız yorumlara ik weet het niet yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot volgende video.